tam aç gözlüğüm. Ya. Marmara yaşıyor değil mi? Yaşıyor değil mi? Lara ölecekti Hema. Benim aç gözüm. Hema. Kalk annem. Bak hep ağzına. Kalk annem bak. Bunların oyununa gelme hadi annem. Ağzın kalınmış annem. Emine bir peçete getir hadi. Annem kalk ağzını sile. Bak kalk annem hadi. Hadi benim güzel kızım. Hadi beni biraz. Katil! Katil! Acaba. Kocan senin yüzünden öldü. Abim senin yüzünden öldü. Kızını sen öldürdün. Soyumu kuruttun. Benim soyumu kuruttun. Katil. Nazmiye Eyüboğlu. Kızın Hümayi öldürmek suçundan tutuklusun. Geçmiş olsun. Mercan'ın amcası. Sabit abi. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Mercan'ın amcası tatilde değil. Ya zaten biz de bunu tahmin ediyorduk ya. Senin ne işin var el alemin evinde? Saç örneği almak için. DNA. Ha? DNA? Hmm. Beni çıldırtma. Siz... kan emicilersiniz. Kan emici... kan emici ne? Biz kan emici falan değiliz. Bela söyledi. Yeğenim gelmiş. Mercan, yeğenim. Mirasım için geldi. Hayır değil, onun mirasında bir derdi yok amca. Hiç derdi yok. Amca o ne? Hemen gidin. Hemen buradan gidin. Yoksa düğmeye basarım. Basma amca. Amca bak. Mercan'ın tek derdi kimlik. Evlenmesi için kimlik lazım. O vallahi bir daha senin karşına çıkmaz. Onun mirasında falan bir derdi yok. Amca. Amca. Amca be. İki gözün mezarda sen hala para derdindesin amca. Ne bu para para? Ne yaptın amca ne yaptın? Ne yaptın? Kefeni cep mi diktirdin? Herkese bir para 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 para. Allah Allah. Mümtaz Bey. Sizin ne işiniz var burada? Meral. Meral. Polis çağırın. Hırsız bunlar. Biz hırsız değiliz. Hayır biz hırsız falan değiliz. Biliyorsun biz hırsız değiliz ki. Tamam Mümtaz Bey. Size son kez iyilik yapıyorum. Polis çağırmayacağım. Ama şimdi çekin gidin evimizden. Polis çağır Beren. Polis hayır, çağır. Biz vallahi hırsız değiliz. Sabit abi yürü. Yürü Sabit abi. Mercan'ın evlenmesi lazım. Ya yürü. Ali aldı, Mercan'ın almadı. Kimlik lazım. Sabit abi, yürü ya.
Merciler. Merciler valla. Oğlum Zıpkın arada aklımız çıktı. Sen niye gittin insanların evine girdin? Bunun için. DNA için saçtı lan. Helal lan sana Sabit'im. Mercan'ım, ahın da ispat. Ama yine de rızası olması gerekiyor değil mi? Yani dava açarız ama yıllarca sürer. Kendi rızası olursa çabuk hallolur bu iş. Parasının peşindeymişim ya. Vermez kim biliyor. O seni tanısın, kalbini verir. Mercan'ım. Artık kimsenin kimseye tanımaya tahammülü yok Berdim. Herkes kendi penceresinden bakıyor hayatı. Kiminin de camı çok kirli. Hiçbir şey görmüyor. Güreş arıyor. Hayır olsun. Hoparlörü aç. Güleş hayırdır abici bu saatte? Abi Hüma. Hüma öldü. Hüma öldü. Hüma öldü. Zıpkın. Nasıl olurdu? Hüma öldü. Götürmek, kuzumu. Kuzumu götürmek, bırakın beni. Götürmek. Her koyun kendi bacağından asılır derler ya. Yalan mı? Kendi bacağından asılan koyundur. Bizim boynumuza kanımızın ilmeği geçer. Canımızın tekmesi ip de sallandırır bizi. Biz çocuklar sizden uzakta büyüdük. Kimimiz sokakta, kimimiz hemen yanı başınızda. Ne büyüdüğümüzü, ne öldüğümüzü görmediniz. Suçlarınızı büyütmekle meşguldünüz. Thank you.
Biz anası babası ölmemiş yetimlerdik. Sizlerin yerine biz öldük. Siz suç işlediniz, biz cezasını çektik. Hayat ne geri sardı, ne dündü oyalandı. Günün birinde adalet yerini buldu. Adaletin hiç merhameti yoktu. Kurunun yanında yaş dayandı. Adaletin içi hiç sızlamadı. Hepimiz masal dinlemeye layık çocuklardık ama hiç masal anlatanımız olmadı bizim. Biz de ne yaptık? Bizzat kendimiz yarım kalan birer masal olduk. Oysa ki bizi seçmiştin. Baba. Geldin mi lan? Gel bakayım buraya, gel. Ne kadar topladın lan? 210 lira baba. Ver bakayım şunu. Bu ne lan? Oğlum akşama kadar serserilik mi yapıyorsun lan sen? He? Çalışmıyor musun yoksa? Al şunu. Git biz gel. Hadi. Fırla, koş. Akşama kadar gezinmiş gelmiş ya. Anladın mı? Baksana. Kim lan? Sen çalışıp evladına yiyecek alacaksın. Bu çocuk çalışıp sana ve kopuk arkadaşlarına içki almayacak. Ne diyorsun sen hanım? Abla. Sen bu çocuğun anası mısın?
Ben Hüma Eyüboğlu Çocuk Vakfı'nın başkanıyım. Eğer çocuğunuza bakamıyorsanız biz alır bakarız. Ne diyor? İstediğin zaman gelip görürsün. Hı? Sen benim çocuğumu mu almaya kalkıyorsun? Bakmaya kalkıyorum. Senin bakamadığın çocuğa. Lan çattık ha kızım. Kafadan kontak mısın sen? Laftan anlamıyor musun? Defol git. Elimde kalma. Şişt, sakin ol sakin. Sakin baba ya. Sakin, sakin ol ya. Sakin. Otur şöyle. Sakin otur, ol. Sakin. Hayırdır lan? Geri bas lan. Geri bas. Otur lan. Otur lan oraya. Otur. Otur lan yerine. Otur. Kırarım ıstakayı kafanda. Otur. Otur, otur lan şuraya. Hayırdır oğlum? He? Gücünüz kıza mı yetiyor lan? He? Benim ismim Gülayşe. Senin adın ne? İsmail. İsmail. Bak bizim vakfımızda senin gibi bir sürü çocuk var. Sokaklarda çalışmak yerine okula gidiyorlar. Oyun oynuyorlar. Onlarla birlikte yaşamak ister misin? Lan bir babanın gözünün önünde çocuğunu mu çalıyorsunuz lan siz? Kes lan. Biz şerefsiz, adi, pislik bir babanın çocuğunu alıyoruz. Anladın mı beni? Şikayet ederim lan sizi. Tutuklatırım. Öyle olmuyor paşam. Polise gidersen kendi çocuğuna bakmak yerine sokakta çalıştırdığın için polis seni hop diye içeriye alıyor. Ayıktın. Hadi bakayım. Şimdi kendi rızanla çocuğunu vakfımıza veriyor mu? Yoksa biz polisi arayalım mı? Ha? Yedin mi? Şundan afiyet olsun. Tatlını da ye bakalım. Gülayşe! Sabit abi. Sen İsmail'i etrafı gezdirsene. Kalk kalk kalk. Kalk ablacığım. Gel buraya. Gel montunu da giydirin. Sabit abi montunu giydir. Tatlısını da al. Çok hadi bakalım. Bu arada. Haydi. Abim, ne haber? İyi. İyi misin? Kaçıncı çocuk Gülayşen bu? Sekiz. Sekiz. Hı hı. Sekiz. Dört haftada sekiz tane çocuk kaldırdınız be. Kaldırmıyoruz ama biz. Biz her şeyi yasal yolla yapıyoruz. Çekil, al Sare. Bunlar da evrakları İsmail'in. Ya yemiş sus. Evraklarını ya. Sen benim neyden bahsettiğimi gayet iyi anlıyorsun. Ya siz ne yaptığınızın farkında mısınız ya? Üç tane manyak çıkıyorsunuz sokağa. Çocuğunu dilendiren babaları tehdit edip çocukları alıp buraya getiriyorsunuz. E ne olacak? O adamlardan biri sana bıçağı taksa ne olacak Gülayşe? Hop kral. Yavaş gel. Kimse Gülayşe'ye bıçak bıçak takamaz. Yapma ya. Oğlum ben size nasıl güveneceğim lan? Siz aklınız başınızda değil, farkında değil misiniz? Hüma öldüğünden beri saçma sapan hareketler yapıyorsunuz. Var var. Onunla bir alakası yok, kes şunu. Oğlum nasıl onunla alakası yok ya? Lan yaptığınız her şey Hüma ile alakalı. Hüma öldüğü için bizden azabından kırılıyor. Lan kes artık, bir alakası yok. Lan otur yerine. Otur şuraya, konuşacağız. Otur sen de abi. Bir aydır aynı mevzu. Abi otursana şuraya, konuşacağız. Bugün konuşacağız bunu. Benim konuşacak bir şeyim yok. Tamam dur. Ben hallederim. Tamam. Zafer. Zafer.
Beni eve bırakır mısın? Arabam yok. Tamam, bak bu evlerden çocuk kaldırma deliliğinizle ilgili tek laf etmeyeceğim, söz. İyi tamam, ben ineyim şu yola, bir otobüse bineyim. Sen de burada Hüma'yı ağla. Son bir aydır yaptığın gibi. Ya siz beni anlamıyorsunuz mu? Ben korkuyorum sizin başınıza bir şey gelecek diye. Öz çocuğunu sokakta dilendiren babalardan bahsediyorsunuz siz. Bu adamlar tekinsiz tipler, başınıza bela alırsınız. Gülayşe, sana diyorum. Ya size bir şey olursa o zaman ne olacak? Bize bir şey olmuyor. Biz gözümüzü kapattıkça başkalarına oluyor. Gülayşe. Bak, Hüma'nın ölümü sizin suçunuz değil. Benim suçum. Ya Gülayşe değil. Var var, benim suçum. Nazmiye ile savaşan bendim. Benim yerime Hüma öldü. Öyle değil o. Üçümüz savaştık Nazmiye ile, sen, ben, o. Üçümüz delirttik onu. Doğru. Aynen öyle. Üçümüz savaştık. O zaman biz de suçluyuz. Ama siz illa bir suçlu arıyorsanız... O suçlu Nazmiye. Ama ondan koruyamadık Hüma'yı. O zaman biz de sokaktaki çocukları koruruz diyorsun ha? Öyle mi? Ama böyle olmaz. Bak bu iş bir gün patlar. Başınıza bela alırsınız. Tamam, ben anlıyorum sizi. Bak bu suçluluk krizinden çıkmak zordur, biliyorum. Ama yol da bu değil ki. Ben kime ne anlatıyorum ki ya? Neyse, hadi karakola geçmemiz lazım. Gelin benimle. Ne? Ne karakolu ya? Ali'nin kardeşi Sultan'la alakalı ilginç şeyler buldum. Buldun mu? Size de göstereyim. Var var, Sultan'ı mı buldun? Buldum. Buldum da keşke bulmaz olaydım be. Niye lan? Kız sizden bile büyük baş belası çıktı. Başı da çok pis belada. Thank you.
Tabii oğlum. Çocuklara erzak ettim. Ya onlar taşı verem. Al bakalım sen de bunu taşı. Allah. Hadi taşı. Sultan, Sultan. Sultan. Ne oldu? Niye çağırdın? Sakın Aliler seni buldu deme. Ya sen benim için endişelendin mi? Ha? Benim canım abi. Ya o zaman niye acil gel diye mesaj atıyorsun kızım? Allah Allah. Aklıma 40 tane şey geldi. Peki yarın nikahım olabileceği geldi mi aklına? Ne? Ne nikahı? Yıldırım nikahı. Şaka mı? Şaka yapmıyorum. Artık o kokoş kaynanam, ayyaş bir babam ve çulsuz bir abim olduğunu öğrenecek diye korkmama gerek kalmadı. Boşatacak hali yok ya. İyi de Mert nasıl ikna etti annesini? Haberi yok ki. Yarın evlilik cüzdanını alacağım, öyle çıkacağım karşılarına. Zengin oluyoruz Pamir abi, zengin. Sence amcamı derdimizin zenginlik olmadığına ikna edebileceğiz mi? İnşallah Mercan. Buyurun, sizi bekliyorlar. Hoş geldiniz. Epeydir sizden ses yoktu. Vazgeçtiniz sanmıştım. Ben amcamla konuşacağım. Konuşacaksın da amcan gereken cevabı geçen ay gece vakti evimize giren kardeşlerine verdi Mercan. Biliyorum. Hırsız demiş. Kovmuş evden. Bir de beni kovsun bakalım. Peki. Siz bilirsiniz. Buyurun. Olsun amca. Amca mı? Bak ben senin baban olacak adamı da soyunu da sildim. Senin için bir anlamı var mı bilmiyorum ama ben babam olacak adamı doğduğum gün sildim. Ama yine de babanın kızısın değil mi? Bak paranın kokusunu alınca geldin. Bey amca, Mercan'ın tek derdi kimliği. Bak amca, benim senin paranda, pulunda gözüm yok. Benim sevdiğim adamla evlenmem için kimlik almam şart. DNA yaptırdık. Amcammışsın gerçekten. Hı? Amcandan izin almadan mı baktırdınız buna? Öğrenmek istedik. Bak amca. Ya bana kimliğimi ver. Beni kütüğüne al. Ben başka hiçbir şey istemiyorum.
Bak söz, seni de Perihan Hanım'ı da rahat bırakacağız ondan sonra. Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Peri çıkar bunları, çıkar. Amca baba yarısıdır derler ya, doğruymuş. Benim babam ne ki iyi, amcam ne olsun. Amcan mal varlığını korumaya çalıştığı için suçlayamazsın Mercan. Hadi çıkın artık lütfen. Ulan bu para denen şey yüzünden ruhumuzu sata sata bitiremediniz be. Ulan var ya, sizin o kölesi olduğunuz, uğrunda bu kızı yaktınız, parayı, pulu, mülkü, canımız istedi mi biz harbi harbi yakarız, kılımız kımıldamaz. Yeter artık Ali Bey. Yetmez. İnsan gibi konuşmaya geldik ama anlamadınız. Al, alın belki bundan anlarsınız. Ne bu? Mahkeme celbi mi? Mahkeme celbi. Nesep davası açtık. Haftaya da duruşmamız var. Ben o kimliği alacağım Perihan Hanım. O dava ne kadar sürerse sürsün alacağım. Anladın mı? O dava ne kadar sürerse sürsün umurumda değil. Sen ölmüş de olsan amca, o mezarı kazdıracağım. Ben o kimliği alacağım. Bu malda mülkte de eğer benim bir payım varsa onu da alacağım. Onu da alacağım. Vereceğim ateşe. Geçeceğim karşısına ısınacağım. İçeri gel. Bin savcı. Hadi. Abim İstanbul'da değil, merak etme. Görüşürüz savcı. Hadi. Cuma'dan bahsederim diye mi korkuyorsun? Kurtarmayı başaramadığınız Hüma'dan bahsedeceğim elbette. Elbette bahsedeceğim. Ama önce kurtarmanız gereken başka bir kızdan bahsedeceğim. Ne demek bu? Ali'nin kardeşini bulduk. Ne? Neredeymiş? Çok merak ediyorsan gel kendin gör. Çorba yaparsın hem bana. Çok hastayım ben. Yengelerin bir denesi. Agacım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz bugün de inşallah. O kara olan da buradaymış. Canım hoş geldin. Ne yapıyorsun Cemal? İyiyim be. Aga bizim odada ya dosya. Heh, buyurun. Burada mıyız? Kara olan geç geç. Geç kara olan. Kolay gelsin. Sağ olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya Muhittin'im sana zahmet. Bizi bir yalnız bırakır mısın ya? Tamam. Eyvallah sağ ol. Bir çay çorba iç. Tamam. Bana yazdırabilirsin ha, sıkıntı yok. Tamam. Hadi eyvallah. Barbar ne buldunuz çok merak ediyorum. Buyur Agacığım. Kardeşim.
küçük bir bebekken kaçırmaya çalıştığın kız bu. Bu. Sultan Çuadar. Oha. Çok güzelmiş. Sultanı Çatal'dan satın alıp evlatlık edinen aile bu. Adam sıkıntılı bir tipe benziyor. Sen gerçekten hasta mısın? Evet. Çok fenayım. Dokuz yaşına kadar bu aileyle yaşamış Sultan. Sorun olmuş. Sultan'ı 9 yaşındayken yetimhaneye vermiştir. Neden evlat edindikleri çocuğu yetimhaneye veriyorlar ki? Çünkü yengecim çocukları olmadığı için Sultan'ı Çatal'dan satın alıyorlar. Ama Sultan 6 yaşındayken falan kadın hamile kalıyor. Çocuğu olduktan sonra da Sultan onlar için bir fazlalık olmaya başlıyor. Biz bu çocuğa bakamayacağız deyip yetimhaneye veriyorlar. Şerefsizler. Ah yavrum. Kalbi çok kırılmıştır. Evden mi atmışlar? Büyüyünceye kadar yetimhanede kalmış. 18 yaşına gelince yetimhaneden çıkmış. Sonra da ortadan kaybolmuş. Sultan şu anda 23 yaşında. An itibariyle de at antrenörlüğü yapıyor. Ama asıl mesleği... Asıl mesleği? Dolandırıcılık. Dolandırıcı. Bildiğimiz dolandırıcı. Zengin abisi. Nasıl yani? Kızımız nişanlılarını dolandırıyor. Yani kurbanlarıyla tanışıyor. Ama diyor ki ben flört etmem. Evlenmeden elin elime değmez. Basıyor nişanı. Farklı zamanlardaki şikayet dilekçilerinde hep aynı terane. Kaç kişi şikayet etmiş şimdi? Kaç tane nişanlısı var yani? Biz ayrı zamanlarda 4 nişanlı tespit ettik. Nasıl dolandırıyor bu adamları? Nişan günü takılan altınları çalıp ortadan kayboluyor. Ne diyorsun ya? Yuh. Mağdurlar şikayette bulunuyor ama kısa süre sonra şikayetlerini geri çekiyorlar. Niye şikayetlerini geri çekiyorlar? Tahminen tehdit ediliyorlar. Nasıl? Bu mu tehdit ediyor bu bacak kadar haliyle? Yok. Kim? Pamir. Çatalım Pamir. İşin bomba kısmı bu zaten. Kız Pamir'i tanıyor, Pamir kızı koruyor. Nereden tanışıyorlar? Daha bebekken satmadı mı Çatal bu kızı? Onu bilmiyorsun henüz. Anlamadım ben. Pamir'in peşinde de belalı tipler yok mu? Bunu dövmediler mi? Kardeşim. Muhtemelen o aile sağlam çıktı. Altınların peşine düştü, tehditleri dinlemedi. Gittiler Pamir'i dövdüler, şu anda da kızın peşindeler. Ben hiç böyle bir kardeş hayal etmemiştim. Biz bu kızı alıp Ali'ye kardeş diye mi getireceğiz?
Ben getiririm. Bugün ha toprağı? Yorulduk ama. Kabul et, yorulduk. Dur bakalım. Terledin değil mi? Ha? Kurulayalım mı seni? Kurulayalım. Evet, kurulanalım. Bu işini görür mü? Teşekkürler. Rica ederim. Ben nasıl yardımcı olabilirim size? Bebekken çok güzel olup şu an nasıl bu kadar çirkinleştiğini açıklayabilirsin mesela. Ne diyorsun sen be? Ya da bu çirkinlikle onca insanı nasıl evliliğe ikna ettiğini açıklayabilirsin. Deli misin sen, ha? Biraz. Çabuk git buradan, yoksa polis çağırırım. Çağırsana. Hadi çağırsana, ben de tek tek anlatayım o kadar insanı nasıl dolandırdığını. Hı? Ben kimseyi dolandırmadım. Hı. Garibanlara evlilik vaadiyle kandırıp nişanda takılan altınları hacılayıp giden sen değilsin yani. Öyle mi? Nişanda takılan takılar kıza aittir. Bilmiyorsan git öğren. Ayrıca her nişanlandığımla evlenmek zorunda da değilim. Anlaşamadık, ayrıldık. Bu da kanunen suç değil. Bravo. Vallahi helal olsun ya. Gerçekten hayran kaldım. Tam böyle çaldığın minareye göre kılıf uydurmuşsun. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten. O zaman şu anki nişanlından da anlaşamayıp ayrılacaksın galiba, değil mi? Gel gel. Gel gel. Bir şey söyleyeceğim. Koskoca Şahin Tekstil'in veliahtıyla da anlaşamazsan yuh olsun bana. Ha. Uzun vadeli düşündüm Gülsene. Diyorum ki, boş yapma da bas git. Yoksa seni buradan attırırım, tamam? Burası benim müstakbel kayınpederimin mülkü. Şişt, bir dakika, bir dakika. Bırak ya. Tek başıma hiçbir yere gitmiyorum. Ne yapacağım? Hı? Ahırdaki atlarla nalları mı alacağım? Yalnız bilmiyorsan söyleyeyim. O nallar senden daha pahalıdır. Haberin olsun. Muhakkak, muhakkak. O yüzden onlarla hiç ilgilenmiyorum. Ben daha çok öyle zengin avcısı, çirkin, biçimsiz bir kız var ya, onu alıp gitmeyi düşünüyorum. Abisiyle tanıştırmak için. Abim mi? Senin bir abin var Sultan. Şu an seni bekliyorum. O yüzden daha fazla bekletmeyelim. Gidelim ya. Belki düğününe falan çağırırız. Sen kimsin? Sen kimsin? Ve beni nereden tanıyorsun? Bizim mazimiz seninle biraz eskiye dayanıyor. Ne kadar eskiye? Bir kaçırma mevzusu olmuştu sen bebekken. Onu bir ara bir kahve yaparsın, bana anlatırım. Tamam, hadi şimdi bekletmeyelim, yürü. Bırak. Bak, ben abi falan istemiyorum. Tamam. Eğer benim hayatımı çomak sokmaya kalkarsanız da sizi çok fena pişman ederim.
Şimdi sen gidiyorsun, o Ayyaş Ragıp'la, o Çulsuz Ali'ye bunları aynen iletiyorsun, tamam? Hadi. Anladım, anladım, tamam. Yani sen diyorsun ki şimdi, Kara, harbiden beni bu sefer kaçır. Çok yakıştı sana. Bunu kenara ayır. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin Hacı amca. Hoş bulduk. Hoş geldin delikanlı. İsmail. İsmail. Ben Ali. Bu ablan da Mercan. Hoş geldin yuvamıza. Hoş geldin ablam. İsmail de bize yardım ediyordu. Yiyecek yiyecek falan yetedim de onlara yüklüyorduk beraber. İyi ettin Hacı amca. Benim çamaşırlarım vardı. Çocuklar gelmeden gideyim onları halledeyim. Amcasına gittik de. Vermedi mi kimliği? Yok. Artık kaç yıl sürerse davayla alacağız. Mercan'ım. Mercan'ım. İyi misin? Bak bakayım bana. Kızım, eğer bu kimliği sevmediysen atar sobaya yakarım. Biliyorsun değil mi? Yok. Biliyorum ama yakma. Sen emret yakma. Koyarım dolaba. Eşi gelene kadar da çıkartma. Eşi? Senin kimliğin işte. Ne olurdu amcam bana inansaydı. Derdimizin para değil de var olmak olduğunu anlasaydı ne olur. İnsan olurdu. Anlasaydı insan olurdu. Sabit oğlum nereye gidiyorsun? Benim biraz işim var. İsmail sen bekle, ben geliyorum.
Bir atla gel, sağdan başla, tamam mı? Ne işin var lan senin burada? Biliyorum. Şimdi ben sana desem git bana içki al gel desem almazsın. Biliyorum. Ama iki gündür açım ben. Gülayş'e biraz para verdiydi sana. Ne yaptın o parayı? Bir kumarım var işte, ne verdi zaten? Harbiden açım. Yatacak yerim de yok benim. Buyur. Aferin evladım. Sen doğru olanı yaptın. Öyle mi dersin Hacı amca? Rabbim öyle emretmiş. Anaya babaya iyi davranacağım. Öf bile denilmeyecek. Bizi dövseler, sokağa atsalar bile mi? Allah onun hesabını görür oğlum. Sen için rahat tut. Yatacak yeri, yiyecek, yemeği bile yok. Daha Allah dünyada yemiş hesabını. Bence de. Hem bizim kapımıza aç geleni geri göndermek bize yakışmaz. Yakışmaz. Sabit nerede? Zarar veremezler bence bize. Çorbayı koy istersen. Sen niye benim başıma dikiliyorsun ya? Hasta değil misin? Gidip yatsana. Yok. Öyle yataklık kadar hasta değilim. Çorbalık kadar hastayım. Çorbalık kadar hastasın. Hı. Kaseleri alayım şuradan. Of.
Çorba tamam. Afiyet olsun. Zafer. Sare sal beni. Çorbayı beraber içelim. Bir şey konuşmak istiyorum seninle. Lütfen. Güzel olmuş yine. Hadi yesene sen de. Hadi Sare sen de konuş artık, ne konuşacaksın? Sen aşık değil misin artık? Sare, sen bana bu aramızdaki şey olmaz demedim lan. Dedim. Ben ne dedim? Aşk itirafımı unut dedin. Aynen. Son bir aydır beni peşinde gördün mü? Yok. Hiç. Zaten bir aydır elinde sustalı çocukların peşinde koşuyorsun sokaklarda, gece kondu mahallelerinde. O zaman. Ben. Yani. Sen, sana aşk itirafımı unut dedim ya. Sen de unuttun mu aşkını? Yoksa hiç yok muydu? Derken. Hiç aşık değil miydin? Sari, bunu sorduracak ne yaptım ben sana? Zafer. Ne bileyim. Son bir aydır Hüma öldüğünden beri her şeyi onun için yapıyorsun ya. Vakfa onun adını verdiniz, tamam. Onu kurtaramadın diye sokaktaki çocukları kurtarıyorsun. Tövbe estağfurullah. Şu halime bak. Böyle ölü birini kıskanan takıntılı hasta biri gibi oluyorum değil mi? Kıskanıyor musun? Bu aramızdaki şey, bu olmaz. Olamaz. Bu net. Kıskanıyor musun? Çok. Harbi mi? Geçeceğim kıskançlıktan.
geberiyorum sana. Dileyemeden gitti. Kırkı gitti. Bana dank etti. Birden gidiveriyor insanlar, hiç beklemediğim bir anda. Öyle birini kırdım, onu telafi edecek bir zamanım bile olmuyor. O kırdığın kalp mezara girince, sen de mezar gibi o kırıkların içinde hapsoluyorsun. Sen ağlama. Bir kapıyı açmazsak ne olacak biliyor musun? O
O kapıyı çalan kim sözünün tepesinden inmeyecek? Sabit abi hayırdır alacaklı gibi? Verecekliyim ben. Ne vereceksin abi? Fikir. Ne fikri? Aşk Sare. Aşk Sıpkın. Ben Mercan'ın amcasından kimliğini nasıl alacağını buldum. Fikrime yardımcı lazım. Alo, halam geldim, geldim. Arabadan iniyorum şimdi, geldim tamam, tamam. Halam, bizi Hüma'nın odasında bekliyormuş. Kesin yine canımı okuyacak ya. Ben sana kıyamıyorum. Hacı Aram okusun bari canına. Sen mi bana kıyamıyorsun? Bütün gün canımı okudun be. Gülayşem. Korkudan o. Sana bir şey olursa ölürüm ben. Şşş. Üzülme. Ben üzül diye söylemedim. Dikkatli ol diye diyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi. Eyüboğlu! İsmail'in babası. Reşe. Adam sarhoş. Arkamdadır. Hayırdır birader? Oğlumu geri ver. Niye? Sokakta çalıştırasın diye mi? Söz. Çalıştırmayacağım. Birader ben seni araştırdım. İşsiz misin? Muhtar bile seni kaç kere aramış iş için. Ayılıp gidememişsin bile. Bu sefer gideceğim, yemin olsun. Tamam, şöyle yapalım. Sen önce bir işe gir. Ailene bakabildiğini görelim. Sonra oğlunu sana verelim geri. Yok, olmaz. Siz oğlumu verin, ben girerim. Şşş. Seni tutuklamamı istemiyorsan defol git buradan. Sen bana söz verdin. Oğlunu verirsen polis yok dedin. O benim nişanlım. Sen gidersen bir şey yapmaz. Hadi yürü evine. Adam gibi bir iş bul. Ondan sonra gel çocuğunu al, veririz. Hadi. Yürü. Hadi. Hadi Barbar. Hadi canım. Hadi.
Halam. Halam. Babamın gırkı çıkmak üzere. Kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak lazım Edilgar'ı. Sen kaybolduktan sonra bizim aya çok düştük. Naz bir onu kızacak olsa ortalığı birbirini gıdadık. O da bunu bilir. Bir yer maske ettiysen hemen arkamı saklanırdı. Saklanacak iyi yer bulmuş hala. Bulur diye her seferinde. Bilirdi onun koskocaman halası var. Onu korucak, kurtaracak. Hem ben bu defa koruyamadım. Bu defa onu oradan aşağı düşerken yakalayamadım. Uzunmuş olup uçtu, ben onu tutamadım. Tutamadım. Kuzum. Sen bu kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine verirsin, değil mi? Ben niye veriyorum ya? Sen dağıt hala. Hem bak bir aydır dışarı çıkmıyorsun. Biraz hava alırsın ha. Biz hacılar memlekete gidelim diyoruz. Beni bırakıyorsunuz mu? Sen yalnız değilsin ki kuzum. Bak Barbaros var. Ateş kuşları var. Emmi bu evde beni çok acı var. Hala dayanamıyorum gari. Benim kalbim kaldırmıyor. Çok acı var. Çok yüreğim kaldırmıyor gari. Hacıram. Hacıram. Bak sen gitmek istiyorsan gitmek, sana iyi gelecekse git. Ama ben Gülayşem'i kimden isteyeceğim sen gidersen? Hı? Hı? Benden mi isteyeceğim? E senden isteyeceğim tabii, ağlası değil misin ya? Ya abileri var. Abilerinden istedin bir kez. Şimdi bir de senden isteyeyim. Hem sen benim maceram değil misin? Hem kızı istersin, hem kızı verirsin. O nasıl olacak lan deli oğlan? Ya bulursun sen bir yolunu. Hı? Sen bizim kıymetlimizsin alam. Sen hem kız tarafısın, hem erkek tarafısın. Doğru. Evlatlam benim. Yavrulam, güzellem. Allah sizin acınızı göstermesin. Yarabbim.
bak. Hadi bakalım. Nasıl edeceğiz o zaman? Madem öyle, size ev verdikten sonra gideriz köye. Birbirinize emanet ederim size, ondan sonra giderim ya. Hümam'ın gırkı çıksın. Ondan sonra nikahı, ne zaman ederiz nikahı? Barbaros Beyman'ı ne zaman evlenme teklif etmeyi becerirse o zaman. Yine mi yırtamadık ya? Anne, daha gitmedik. Beğenmiyor ki. Kuzum. Gülayşe. Bahçede var ya, ben harbiden yırttık sandım. Nasıl? Bayağı Gülayşe. İşte o İsmail'in babası olacak adama bu adam benim nişanlım dedin ya. Ha. Sen kız kendi kendine nişanlı. Bana söz vermeni istiyorum. Ne sözü? Bak, o İsmail'in babası yine gelecek. Ben siz hiçbirine gitmeyeceğim, tamam? Tamam. Söz mü? Tamam. Senden habersiz çocuk kurtarmaya gitmeyeceğim, söz. Bak ya, direkt söz demedin yani yine. Ne yapacaksın? Benden habersiz başka yerlere gideceğim mi yine? Hı? Yani insanın polis sevdiceğinin olması da hiç hoş değil yani. Bir kelime eklesem çakıyorsun, anlıyorsun ya. Yapacak bir şey yok Gülayşem, biz de böyle. Vallahi yıllık izin alırım. Beni çıldırtma. Ondan sonra da peşinden bir saniye ayrılmam. Yaparım, biliyorsun da zaten. Ben sana sürpriz yapacaktım ya. Ne sürprizi kız? Yarın okul çıkışı. İlkokul diplomamı alıyorum da. Hakikaten mi? İşte sana sürpriz yapacaktım. Yemek hazırlayacaktım sana. Sonra ilkokul diplomamı hediye edecektim. Çünkü sen benim olmasaydın benim hiç diplomam olmayacaktı. Ben baştan söyleyeyim, o sürprizi istiyorum. O yemeği yiyeceğiz yani. O ayrı. Ama yarın diplomanı alırken ben de seninle olmak istiyorum. Yanında olmak istiyorum. Sen de mi geleceksin? Beraber mi gideceğiz yani? Ay öyle ama tören falan olmayacak. Ya okul çıkışı sınıfta diplomayı dağıtacaklar zaten. Hiç tören veren yok yani. Yok. Bayağı yok.
Eyüboğlu tayfasını da çağıralım. Ateş kuşlarını da çağıralım. Töreni biz yapalım. Ne diyorsun? Alep tören görsün diyor yani. Görsün. Tören göstereceğiz ama. Güzel tören yapacağız. İyi tamam olur. Hadi ben bir üstümü değişeyim. Sonra yemek yeriz olur mu? Tamam tamam hadi. Hadi. Yes be. Aç lan Cemal. Aç, aç Cemal aç. Aç lan şunu Cemal. Aç lan. Ulan normalde olsa hemen açarsın. Heh, alo. Cemal. Lan bu sefer buldum Gülayşe'ye. Nerede, nasıl evlilik teklif edeceğimi. Ama yardımın lazım. Hadi. Lan canlık ya. İn hadi. Hadi lütfen in. Hadi, hadi. Senin sıkıntın ne ya? Seni adam kaçırmadan içeri attıracağım. Allah Allah. Onu tam olarak ben seni dolandırıcılıktan içeriye attırmadan önce mi yapacaksın, sonra mı? Lan bak beni tehdit edip durma. Aa, lan lulumlu konuşan kızları da hiç sevmem ha. Ne olur sen. Bak ne olur hatırım kalır sevmezsen. Çirkin sevmiyorum ben. Israr etme. Hadi artık. Hadi yürü. Yürü. Tamam bırak. Tamam bırak. Tamam, bak yürü. Bağıracağım bırak. Ya, of, ya, geç tamam. Şuradan tamam hadi tamam, ya. Tamam bırak. Allah. Bir aşağı. Bir de sakar. Bir de sakar. Dikkat etsen mi acaba birazcık? Tamam. Tamam bırak. Dayılanma. Dayılanma. Yürü hadi. Allah aldık başımıza belayı ya. Yürü. Geçiyorum. Senin mi burası? Kimi arıyorsun? Bak Ali'yi arıyorsan arama. Ben abidir, babadır falan istemiyorum. Alo, barbar komiserim. Gülay şeyi de alıp aşağıya gelsene. Barbar komiser? Bu çocuk şubedeki barbar komiser mi? Allah Allah. Sokakları tahmin ettiğimden daha iyi tanıyorsun. Değil mi? Ne oldu? Yetimhaneden çıkınca sokağa mı düştün? Düşmüşsün. Ne oldu lan? Geç geç gel. Sultan mı mı? Ha. Bir nedir hasta mısın sen? Niye buraya getirdin kızım? Polis değil misin oğlum sen? Al bu dolandırıcıyı sorgula diye getirdim işte. Ben dolandırıcı değilim. Ayrıca sirk hayvanı da değilim. Öyle gözlerini dikip bakma bana. Olmamış bu kardeş. Siz geri götürün bunu, haydi.
Sevdim ben bu kızı. Hadi geri götür beni. Bir ay önceki kara olsaydı senin bir dakikasını bile harcamazdı. Ama yeni hobim. İnsanları kendilerine rağmen kurtarmak. O yüzden otur oturduğun yere. Niye yeni hobin insanları kendilerine rağmen kurtarmak? Yalnız soruları biz soracağız, sen cevaplayacaksın, tamam? Hayırdır? Sorguya mı başladık? He. Ama sen burayı beğenmediysen gözaltına alayım seni. Ha? Karakola getireyim, orada sorgulayayım. İster misin? İstiyor musun? Pamir'i nereden tanıyor? Çatal'ı öldürmeye gittiğimde tanıştık. Oldu mu? Aha. Çirkin de bizden çıktı, iyi mi? Bir dakika, bir dakika. Sen niye Çatal'ı öldürmek istedin? Yetimhaneden çıktığımda bir süre sokakta kaldım. 18 yaşındaydım, öfkeliydim. Seni sattı diye mi? O gün Çatal yoktu. Pamir vardı. İyi ki de yoktu ama. Eğer olsaydı dolandırıcı yerine katil olmuştum çünkü. Oğlum, heh, geldin mi? Ben de banyodaydım. Duymamışım geldiğinizi. Çekil. Bırak, çık dışarı, ben halledeceğim, çık. Haydi. Bana bak. Bana bak bana. Burada kalıyorsun bu akşam. Burada yatıyorsun. Aşağı inip Çatal'ı öldürmeye falan da kalkmıyorsun. Yarın da alıp seni Ali abime götüreceğiz, tamam mı? Başlatma Ali abine, başlatma. Benim yarın nikahım var, nikah nikah. Bak, görüyor musun? Ne yapacaksın? Takıları alıp kaçacaksın mı? Ha? Yok. Bu sefer takı töreni olmayacak. Ailesinden gizli evleniyoruz Mert'le. Hayret. Ya Sultan, bu sefer nişanlanıp kaçmamışsın. Artık evlenip barklanmaya karar verdim. Sen seviyor musun oğlum Mert'i? Ha? Senin odan mı burası? Güzelmiş. Yok. Bir ay önce ölen kuzenimin. Hmm. Pamir abi anlatmıştı. Annesi seni öldürmek isterken kendi kızını öldürmüştü. Değil mi? Kara denen adam. O yüzden mi öyle dedi bana? Ne dedi? Bir ay önceki kara olsa benimle bir dakikasını bile harcamazmış ya. Yeni hobim insanları kendilerine rağmen kurtarmak falan. Ve bir şeyler dedi ya.
Nereden anladın? Hı? His. Ama benim kurtarılmaya ihtiyacım yok. O yüzden şimdi beni bırakıyorsun, ben de gidiyorum. Hadi. Peşinde dolandırdığın adamlar var. Ne demek kurtarılmaya ihtiyacım yok? He? Ben kimseyi dolandırmadım. Nişanda takılan takılar kızındır. Hangi nişanda takılan takılar kızındır? Sultan? Kaç tane nişan? Ben şimdi gidiyorum. Yat aşağı, benim sinirimi bozma. Kaçmaya da kalkma. Kapıyı kilitliyorum, haberin olsun. Haydi. Alo! Verin lan oğlumu! Abi, size gel, diyorum. Gel gidelim abi. Çok içtik bak, sarhoş olduk. Bunlar bizi döver bak. Halil'i kimse dövemez lan. Halil'in para kaynağına kimse çökemez lan. Size diyorum, çıkın lan dışarı. Alo! Çıkın lan dışarı. Ne bağırıyor lan? He? Ay yeşerim, yok onlar. Oğlum nerede lan, oğlum? Kim lan senin oğlun? Sen ne zaman okula gideceksin? Pazartesi gideceğim. Ama önce burada bir işimiz var. Onu halledelim. Ondan sonra da Gülayşe ablanın diploma törenine gideceğiz. Tamam? Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Hadi. Sare geldi. Sare geldi. Selamlar. Hoş geldin. Hoş buldum. Sare, Sabit'in fikri işe yarar mı? Kanunen kesinlikle yarar. Da işte işimizi bir Mümtaz'ı ikna etmeye kalıyor. Sıkıntı yok ya, iş bende. Aman bakın lütfen, içeride bir delilik yapmak yok. Aşk olsun. Benim ne zaman delilik yaptığımı gördün. Hadi. Vazgeçmeyeceksiniz değil mi? Benim amcamla konuşmam lazım. Mercan, amcan seninle konuşmak istemiyor. Hele dün söylediklerinden sonra bunu asla kabul etmez. Biz bir çözüm önerisiyle geldik Perihan Hanım. Yani öyle tahmin ediyorum ki siz mahkemeye düşüp sonunda mirastan mahrum kalmak istemezsiniz. Değil mi? Ali ile Mercan da düğünlerini geciktirmek istemiyor. Çok memnun kalacağınız bir çözüm önerisi dinlemek istemez misiniz? Peki. Buyurun. İsmail, sen şimdi bizi burada bekle, tamam mı? Biz yukarıda bir iş halledip geleceğiz hemen. Tamam. Hadi aslanım, otur oraya. Tamam mı? Mümtaz Bey. Yine geldiler.
Peri, bir daha gelirlerse ben içeri alma demedim mi sana? Son kez beni bir dinle. Seni son kez dinlediğimde mezarımı açtırıp mirasıma konmuştum. Sen benim hakkımda ne düşünürsen düşün. Ben elini öpebileceğim bir amcam olsun istedim. Ama hepsi bu kadar. Biz para için yaşayan insanlar değiliz. Hiçbirimiz hiçbir zaman da öyle olmadık. Paranın kulu kölesi olan çocukların anası babası da olmayacağız. Ama belli ki bunu size ikna edemiyoruz. O yüzden Sabit'in bir çözümü var. Bana 5 kuruş para vermek zorunda kalmayacağım bir çözüm. Nasıl yani? Evlenin. Ne? Sen paran gitsin istemiyorum. Perihan Hanım da bunca yıldır hizmet ettiği adamın mirasını başkasıyla paylaşmak istemiyor. Ben de kimlik istiyorum. Üçümüz için de tek çıkış yolu bu. Anlamıyorum gerçekten. Perihan Hanım, sizi araştırdım. Eşiniz vefat ettikten sonra evlenmemişsiniz. Eğer Mümtaz Bey ile evlenirseniz ölümü halinde bütün mal varlığı size kalacak. Mercan yeğeni bile olsa miras üzerinde tek bir kuruş hak iddia edemeyecek. Mümtaz Bey'in bütün mal varlığı eşine kalacak. Bu saatten sonra senin için ha evli ha değil. Fark etmez değil mi Mümtaz Bey? Zaten mirasın bir yabancıya değil, senin hep yanında olan Perihan Hanım'a kalsın istiyorum. Önemli olan paranızı korumakta. Onu da korumuş olacaksınız. Ben de kimliğime ve sevdiğime kavuşacağım. Sen gerçekten babana benzemiyorsun değil mi? Yani benim paramda gözün yok. Yalnızca bir kimlik istiyorsun. Sen kimliksiz olmak ne demek bilmezsin amca. Varsın. Ama bir o kadar da yoksun. Bu mutluluğu bana çok görme. Benim kimliğimi bana ver. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Siz savcıydınız değil mi? Evet. O zaman lütfen evrakları hazırlayın. DNA'mı da alın. Çünkü ben yeğenimi kabul ediyorum. Mercan. Mümtaz Bey. Peri, ben yeğenimin söylediği her şeye inanıyorum. Siz belli ki bana inanmıyorsunuz Perihan Hanım. Benim mirasta gözüm olduğunu düşünüyorsunuz. Ben insanlara inanmayı uzun süre önce bıraktım Mercan. İster inanın ister inanmayın.
Ama benim bu mirasla zaten hakkım yok. O mirası hak eden sizsiniz. Senelerdir amcama bakan, ona hayatını adayan sizsiniz. Ben o mirastan bir kuruş bile almam. Ama tabii amcam sizinle evlense, en azından hayatınızın sonuna kadar bunu düşünmekten kurtulmuş olursunuz. Ne dersin Peri? Nikahımıza gelsinler mi? Günaydın Emine. Günaydın abla, kahvaltı yapacak mısın? Yok benim hemen çıkmam lazım. Hayırdır? Emine. Biz Ali abimin kardeşini bulduk. Çok sevindim abla. Vallahi biz sen sevindin Emine. Biz hepimiz isyandayız. O ne demek? Kız tam baş belası. Keşke abimin kardeşi sen çıksaydın. Alışır abla. Şaşırmıştır tabii şimdi. İnşallah öyledir. Abla. Yuman'ın odasında ne işin var? Sultan çıkaracağım. E niye oradaki? Ben kilitledim. Niye kilitledin? Kaçmasın diye. Niye kaçıyor ki? Çünkü abi falan istemiyorum. Ali abimi tanıyınca fikrin değişir. Ali abim dünyanın en iyi abisidir. E sizin olsun o zaman dünyanın en iyi abisi. Ha Gül Ayşe? O kara manyağı gelmeden şimdi bırak da gideyim. Tamam. Kız sen benim kara abime manyak mı diyorsun? Vallahi yolarım seni ha. Emine. Ne yapıyorsun abla? Ne kıymetli abileriniz varmış be. Çirkin. Tarlama kızları da yürü hadi. Ali abinizi falan bilmem de ben sizin bu kara abinizi kesin boğarım. Demedi demeyin. Bakacağız. Bakacağız. Abla, kara abi niye gül gibi kıza çirkin diyor? Gül gibi diyemediği için herhalde Emine. Hadi. Şimdi evleniyoruz değil mi? Evleniyoruz be, evleniyoruz. Ben lan senin o akıllı kafandan öpeceğim. Sağ için. Aferin sana, aferin, aferin. Çok şükür. Ya Sari, çok sağ ol. Sıcaklaşma. Alo, canımın içi ne oldu? Zıpkın. Bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Ali yanındaysa biraz uzaklaş kardeşim. Ne oldu lan? Sultan'ı bulduk, getiriyoruz.
Harbi mi lan? Aynen. Sen yine de Ali'ye bir şey çaktırma. Alıştıra alıştıra söyle. Tamam tamam oğlum, manyak mısın? Hadi. Tamam, evde buluşuruz. Hadi kapat. Ali abi. Kara gerçek kardeşini bulmuş. Sakin ol, bir bekle, bir bakalım duruma göre ya. Ablam, sen içeri gir, karnın acıktıysa bir şeyler ver, bekle, geleceğiz biz şimdi. Çirkin. Korkma. İn hadi. Sana sarılsam iznin var mı? Aramıyorum.
biliyordum. Kocaman bir ailen olmuş. Kabul edersen, onlar senin de aynı. Kızım. Senle beni çatala satan şerefsiz. O şerefsiz seninle yaşıyor yani. Öyle mi? Aç kalmasın diye. Aç kalmasın diye. Sen bu herif yüzünden kaç gece aç yattın Ali? Ha? Ben sayısını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ulan! Ulan! Ulan madem çocuklarına sahip çıkamayacaktın, uçkuruna sahip çıksaydın yalan! Kaç tane daha çocuk sattın lan sen çatala? Ha? Benim kaç tane daha abim var lan? Ha? Bu adamın kaç tane daha kardeşi var? Ulan! Ulan sen kaç tane daha çocuğun hayatını kararttın? Hop 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 hop. Tamam, 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 tamam. Bırak! Tamam. Bırak! Tamam, bırak. Tamam, sakin. Dokunma, bırak. Tamam, sakin. Sakin. Bak ben aile falan istemiyorum, tamam mı? Senin zaten yeteri kadar kardeşin var. Bir de bana ihtiyacın yok. Tanıştık, görüştük. Yeter. Ben size bugüne kadar hiç yük olmadım. Şimdi siz de bana olmayın. Hop, alo. Ne yapıyorsun? Alo. Şşş, hey. Sultan ne yapıyorsun? Alo! Aç şunu aç! Aç şu kapıyı! Salak salak aç kapıyı! Sultan! Arabayı çalıp götürdü manyak ya! Halim! Halim! Bak! Halim üzülme! Geri gelecektir, anlayacaktır hatasını. Hatalı mıydı Mercan? Hatalıydı tabii. Hatalıydı. Sen onun varlığını bilsen gece gündüz onu aramaz mıydın? Değil mi? O da sokakta mı büyümüş? Kısmen abi. Ama olay biraz karışık. Ben hepsini anlatacağım sana.
Abi bak ne diyeceğim. Bugün Gülayşe diploma alıyor. Hep birlikte gidip yanında olalım mı? Hah? Sonra Sultan'ı aramaya başlarız. Söz veriyorum sana. Olur mu? Sonrası falan yok kardeşim. Siz gidin diplomayı alın. Döndüğünüzde o kız burada olacak. Nerede kaldın? Geldim hayatım, geldim. Ne oldu, bulabildin mi şahitleri? Buldum, buldum. Hepsi hazır. Sen de hızlıca giyin, gecikmeyelim. Tamam, hazırlanırım şimdi. Gel şurada duralım. Tamam. Gel teyze geç. Sağ ol. Kız Letafet, sen de gel hadi gel. Gel gel. Oğlum şş, sana kalk bakayım. Kalk. Gel Letafet gel. Kalk. Kalk hadi kalk kalk kalk. Gel, gel, gel. Gel abim, gel. Niye kaldırıyorsunuz çocuğu ya? Yorgun belli ki, uyusun bırak. O kadar çocuk yorgun mu olur? Mağaza uyuma numarası yapıyorlar. Yediniz tabii pastayı, böreği değil mi? Kaldıramıyorsunuz göbeği şimdi. Tövbe ya Rabbim ya. Gençler bir müsaade edin bakayım. Gel, geç şöyle. Geç, otur. Otur. Otur abi. Makine yağmuru elindekiler. Sanayide çalışıyor. Kara, şu lastiği getirsene oğlum. Tamam usta. Şu makineyi al, gel bana. Al usta. Oğlum sen ne işe yaramaz, ne salak bir şeysin ya. Oğlum bu kaçıncı? Abi vallahi çok yorgunum. Ah, ondan oldu. Bir daha olmaz. Anam babam var mı? Tamam, sen şuraya bir babanın numarasını yaz bakayım bana. Niye abi? Okula gideceksin sen. Yaz. Babam izin vermez. Verir, verir. Sen hiç merak etme. Öyle bir verir ki. Yaz sen. Aa. Sen hep böyle çocuk mu kurtarırsın abi? Evet, ben hep böyle çocuk kurtarırım. Arada da hobi olarak düğünden gelin kaçırırım. Arayacağım babanı. Neye gülüyorsunuz, inanmıyor musunuz? Bak nikah dairesine geldik. Kaptan, müsait bir yerde beni indirsene. Ben birazdan ineceksin zaten, teşekkürler. Eyvallah.
Aslanım benim. İyi. Gelin arabası yapmamış bari arabalı. Gelin hanım, adınız soyadınız? Sultan Çuhadar. Teşekkür ederim. Damat bey, adınız soyadınız? Mert Şahin. Teşekkürler. Sizler belediyemize müracaat ederek evlenme talebinde bulundunuz. Yaptığımız araştırmalara göre evliliğinizin önünde herhangi bir mani bulunmamaktadır. Durun! Bu nikah kıyılamaz. Of, ulan hep böyle havalı girmek istemişimdir ha. Sen de kimsin? Hop, Kara. Git buradan, çabuk. Hayatta olmaz. Beni nişanımda terk eden ve giderken bütün paralarımı, altınlarımı çalıp götüren eski sevgilimi böyle bir mutlu gününde yalnız bırakır mıyım sence? Bu adam senin eski sevgilin mi? Hayır. Aa, çok ayıp. Kalbimi kırıyorsun. Ne güzel aşk cümleleri fısıldıyordun kulağıma, unuttun mu? Kes şunu. Allah'ın cezası. Mert, hayatım bak. Bu adam... Bu adam manyak. Manyak, kafayı bana takmış. Ama bir şey söyleyeceğim. Takılmayacak gibi değil mi? Şu güzelliğe bir baksana. Mert. Mert, bir tanem. Ne olur inan bana. Ya bu adam benim ne eski sevgilim ne de nişanlım. Lütfen. Sana inanıyorum aşkım. Eyvah. Hadi bir ara önce şu nikah kıyalım. Cidden mi ya? Memur bey, damat bey duydunuz. Hadi bitirelim şu işi. Beyefendi, siz de çıkar mısınız artık? Maalesef. Nikahı durduramadım yani. Peki. O zaman iyi ki Sümbül Hanım'ı da çağırmıştım. Ne? Annem mi? Mert! Ben sana demiştim bu kızla bir yanlış var diye. Ben de sana bir yanlış yok demiştim anne. Ben Sultan'la evleneceğim. Evleneceğin kızın babasının bir ayyaş, abisinin bir çulsuz, kendisinin de bir dolandırıcı olduğunu biliyor musun acaba? Hı? Sultan? Doğru mu bunlar? Kelimesi kelimesine doğru. Ben şahidim ya. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim seni. Sen benden ne istiyorsun ya? Sakin. Sen benden ne istiyorsun? Sen benden ne istiyorsun? Evlenecektim ben, anladın mı? Evlenecektim. Ya bir dur. Tamam. Derdin ne ya? Derdin ne? Derdin ne? Gel buraya. Bırak ya, bırak. İndir, indir hemen. Çok şiddetli bir aşkımız var, öyle kopamıyoruz, kusura bakmayın. Ha bu arada Mert'ciğim, sen bu kız seçme olaylarını annene bırak. Sen beceremiyorsun bu işi, hadi. Bırak, bırak, bırak. Sus, ya, sus, ne yapıyorsun? Sus, Mert. Ya nereye gidiyorsun, ya nereye gidiyorsun? Ya sus. İndir, indir. Vallahi atarım aşağı. Ya ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Sus, bu hastası. Sus. İndir, hemen indir beni, indir. Sus. Kafamı çarpacağım ya. Yaptığın insanın farkındasın değil mi? Farkındayım, gayet kaçırıyorum seni. Kafamı çarpıyordun bir de, yardım eder misiniz? Sus. Bırak, indir. Bak vallahi, vallahi atarım ha. Vallahi atarım aşağı. Şişem bu hastası. Dur, ya dur, bırak, bırak diyorum, bırak. Tabii, tabii, tabii. İndir, indir diyorum, indir ya. Evleneceğim ben ya. Anam bırakacağım, bir dur be. Bir dur. Bırak, bırak diyorum. Tamam, ya, indir, kes. İndir. Sus. Salih Küçüm ben. Sağ olasın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Bahriye Yılmaz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Lara Eyboğlu. Tebrik ederim. Buyurun. Beste işte.
çalışacağım. Kaç aldın bakacağım ben. Al tamam. Gülayşim, ya bu güzel günümüzü ailemizle, kurtardın çocuklarla kutlayalım dedim. Kötü mü yaptım? Ya hadi. Halacığım. Halacığım. Kuzum, bir tanem. Hacı amca. Maşallah. Maşallah. Tebrikler. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Yengem öpeyim. Yengesi kurbanım. Yengem benim, tebrik ederim. Ay sizi yerim, sizi yerim ben ya. Bakayım. Canlarım benim. İsmail. Ablacığım. Gülayşem. Hı. Bir konuşma yapmasam mı? Yok artık, var var saçmalama istersen. Niye ya? Taneler. Ya, bu kurtardığın çocuklara en güzel örnek sensin. Hadi. Hadi. Haydi, 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 haydi. Gülayşım. Hadi. Yaparsın sen. Tebrik ederiz Gülayş abla. Bana okuma yazmayı dünyanın en güçlü kadını öğretmiş, biliyor musunuz? Gerçi ben pek küçüktüm, çok hatırlamıyorum ama. Hale. Al. Al. Sabit bitirdi. Aferin sana Sabit. Bütün harfleri yazıyor, okuyor. Sen sınıfı geçtin. Lan zıpkın, bakayım sen çalıştın mı dersine? Oku bakayım bir şurayı. Aa, li, ile, ela,
Şenol, bu Ali niye Eren'in elini tutuyor? Oğlum ben kimsenin elini tutmuyor. Magazin öyle demiyor ama. Magazin mi bu? Okuma kitabı. Dersi kaynatıp durma. Vallahi ben bilmem. Bu Ela kimse tehlikeli. Alacak senin çocuğu. Lan gevşek gevşek konuşma. Ya arkadaş, kızın elini tutan bu daha aç yiyen ben. Ne anladım ben bu işten ya? Zıpkın baksan ceza veririm. Sabaha kadar el ele yazar durursun. Ali, sen oku bakayım şurayı. La, le, e, el, el. Bak yeni öğrendik bu harfi. La, le, el, ma, al, al. Abi delale çıktı. Ya sen niye kıza elma alıyorsun? Ulan seni var ya, katlan ayağa çabuk. Sen okuyup adam falan olmazsın. Zıpkın, geç şuraya. Ceza alsın, tek ayak üstünde duracaksın. Kapat yine benim başıma patladı ya. Ana, Gülayşen de öğrendi okumayı. Bak Gülayşe, bu da A. Abinin A'sı. Ablanın A'sı. Bak A, A, B. Söyle Gülayşe bak A. A, B. Abi. Aferin sana. Bak bu da E. Bak E. Ala abini iyi bilin. Ela'nın E'si. Ulan seni var ya şimdi. Yemin ediyorum Gülayşe sizden daha önce öğrenecek okumayı. Yani benim ilk öğretmenim ablam. Ona bir alkış alabilir miyiz? Ama ben bugün bu diplomayı alabiliyorsam eğer, bu beni bulan adam sayesinde. O beni buldu. Ben de sizi buldum. Bir gün ben de sizin başarınızla böyle gurur duymak istiyorum. Tıpkı şimdi bana gururla bakan ailem gibi, ben de sizin başarınızda size gururla bakmak istiyorum. Çünkü biz ateş kuşuyuz. Biz küllerimizden doğarız. Herkesin pes ettiği yerde biz yeniden ayağa kalkar, kavgamıza devam ederiz. Madem o sokakta ölmedik, biz de hayatın hakkını veririz. Hepinizin varlığına bin şükür. Hepiniz. Gülayşe. Ben de birkaç kelime söyleyebilir miyim?
Gülayşem. Gururdan kalbim patlayacak gibi. Bir de sevdadan patlayacak gibi. Acaba benim kalbim patlamadan sen benimle evlen. Bittin kızım sen! Bittin lan sen! Barbar! Allah'a çağır! Barbar! Barbar! Allah'a çağır! Barbar! 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 Ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Ambulans çağırın hemen! Cemal ambulans çağır! Ambulans çağırın! Barbar! Ambulans çağırın! Barbar! Kalk! Kalk! Barbar kalk hadi! Kalk! Kalk! Ölme sakın, tamam! 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 Bırakma beni, tamam! Kalk! Barbar! Barbar! Benim. Buradayım tamam. Benimle evlenirsen ben ölmem. Ölmem.